Tören programını arz ediyorum. Proje koordinatörü Sayın Züleyha Avşar'ın konuşması. Uludağ Üniversitesi Proje Yönetim Merkezi Koordinatörü Sayın Aslı Hockenberger'in konuşması. Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Boz Bey'in konuşması. Plaket ve sertifika töreni. Bursa Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi. Törene katılamayan milletvekillerimizin mesajlarını aktarıyorum. Sayın Züleyha Avşar, davetinize teşekkür ediyorum. Senin yerinde olsaydım projenizin hayırlara vesile olmasını temenni eder, size ve katılımcılara selam ve saygılar sunarım. Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekili. Sayın Züleyha Avşar, nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ancak önceden planlanmış yoğun programın nedeniyle Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu İlk Kültür ve Sanat Hibe Programı. Senin yerinde olsaydım proje kapanış tören davetimize katılamayacağımı belirtip törenin hayırlı ve uğurlu geçmesi temennisiyle değerli katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Hüseyin Şahin, Bursa Milletvekili. Konuşmalarını yapmak üzere proje koordinatörü Sayın Züleyha Avşar'ı kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ben çok heyecanlıyım, eğer sürçülisan edersek affedin lütfen. Sayın Belediye Başkanımız şu anda bir nikah kıymak üzere. Nikahını bitir bitirmez aramızda katılmaya çalışacak. Saygıdeğer öğretim üyelerimiz ve çok kıymetli misafirlerimiz ve basınımızın değerli mensupları. Ve İngilizceye yerleşmiş olan bu kalıptan yola çıkarak İtalyan ve Litvanyalı arkadaşlarımızın ayakkabılarını giyip onları tanımayı ve tabii ki onlara da kendi ayakkabılarımızı giydirip kendimizi tanıtmayı hedefledik. Ve başarılı da olduğumuzu düşünüyorum. Umarım sizler de izlediğiniz kadarıyla böyle düşünüyorsunuzdur. Bugün 13 aylık proje uygulama sürecimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu süreçte birçok acı tatlı, iyi kötü birçok etkinlik gerçekleştirdik ama her seferinde çok keyifli ve eğitici birçok durum yaşadık. Benim ilk proje koordinatörlüğüm olması nedeniyle bu proje şahsım adına ayrı bir önem taşımaktadır. Bu projede bildiğiniz gibi Türkiye, İtalya ve Litvanya ortaklığında gerçekleştirildi. Projede toplam 120 kişi yurt dışı seyahatlerine katıldı. Gerek İtalya'dan, Litvanya'dan Türkiye'ye gelenler ve gerekse Türkiye'den İtalya ve Litvanya'ya giden halk dansçılar olmak üzere toplam 120 hareketlilik gerçekleştirildi. 43 kişi Türk halk danslarını öğrendi. 28 kişi Litvanya halk danslarını öğrendi. Ve 25 kişi ise İtalya halk danslarını öğrendi. Projeyi etkinliklerimize katılan yaklaşık 500 kişi bir film takip etti ve yaptığımız gösterileri ise yaklaşık 2000'den fazla insan izledi. Bildiğiniz gibi projemizin ana konusu halk danslarıydı. Fakat bizler aslında halk dansları aracılığıyla ülkemizi, şehrimizi, kültürümüzü ve yaşantımızı Avrupalı misafirlerimize tanıtmayı ve tabii ki onları tanımayı hedefledik. Yıllardır gerek dansçı gerek eğitim olarak halk dansının içine yer almış birisi olarak projemizin beklenen hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiğini belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın misafirler, bildiğiniz gibi bu Avrupa projeleri başvuran kurumların maddi eş finansman desteğinin yanı sıra daha çok proje çalışanlarına sağlanacak manevi destekle başarıya ulaşmaktadır. Öncelikle bu konuda bizlere gösterdiği destekten ötürü
Nilüfer Belediyesi'ne ve Uludağ Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve proje yazma, uygulama ve sonuçlandırma bir ekip işi olabilir. Ama planlanan her etkinlik katılımcılarıyla güzelleşiyor. Bu projede gönüllü olarak çalışan ve emek veren tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Dileğim, projemiz vasıtasıyla geliştirmek için adım attığınız yabancı dilinizi farklı projelerle pekiştirmeniz, ileride daha güzel projeler yazmanız ve ya da yazılanlara katılmaya istekli olmanızdır. Konuşmama son vermeden önce, projenin her aşamasında birlikte çalıştığım proje çalışma arkadaşlarıma, uygulama sürecinde her türlü sorumuzu sabırla dinleyip sorunlarımızı çözmemize yardımcı olan Sivil Toplum Diyaloğu Destek Ekibi'ne ve Merkezi Finans ve İhale Birimi uzmanlarına, projenin özellikle Türkiye uygulamalarında bizleri yalnız bırakmayan katılımcılara ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu üyelerine ve tabii ki partnerlerimiz İtalya Akragaz Halk Dansları Topluluğu ve Litvanya Vingis Halk Dansları Topluluğu'na teşekkür ediyorum. Nice projeleri böyle güzel sonlandırmak dileğiyle iyi eğlenceler diliyorum. Konuşması için Sayın Züleyha Başar'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Uludağ Üniversitesi Proje Yönetim Merkezi Koordinatörü Sayın Profesör Doktor Aslı Hockenberger'i kürsüye davet ediyorum. Üniversitesi Rektörü Sayın Kamil Dileğin, herkese selam ve sevgileriyle Senin Yerinde Olsaydım isimli AB projesinin kapanış törenine hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim. Kültürler arası diyaloğun çok önemli olduğu günümüzde böyle bir projede emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkür ederim. Kendilerini tebrik ederim başarılarından dolayı. Uludağ Üniversitesi, Bursa'daki tüm paydaşlarıyla, tabii ki bu kamu ve sanayi de içinde olmak üzere, ortak projeler yaparak bölge sorunlarına çözüm aramak istiyor, sorunlara çözüm ortağı olmak istiyor. Dünya barışı açısından da çok önemli olan kültürler arası diyaloğa katkısı olacak, böyle bir projenin içinde olmaktan Uludağ Üniversitesi gurur duymaktadır. Ben projede katkısı bulunan tüm çalışanlara tekrar teşekkür ederim. Özellikle Nilüfer Belediye Başkanımıza hep Uludağ Üniversitesi'nin yanında olduğu için şükranlarımı sunuyorum. Yapılacak tüm projelerde Uludağ Üniversitesi hep yanınızda olacaktır. Bu arada ben tabii ki yabancı misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. I would like to thank you to our guests from Italy and from Lithuania, and I would like to thank them and welcome them on the behalf of our rector. And also I hope this cooperation will go on and the University of Uludağ will be always a partner for their projects and it will give its full support for the future cooperations. Thank you very much. Belediye Başkanı Sayın Mustafa Boz Bey müsait olmadığından konuşmasını şimdi yapamayacaktır. Dilerse daha sonra yapacak. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ne var ise sende, bende, aynı varlık her bedende, yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım? Tabiata veysel aşık, topraktan olduk kardeşim,
aynı yolcuyuz, yoldaşık. Sen yolcusun, ben taş mıyım? Şimdi de proje ana çalışanları dışında projede yer alan tüm yabancı konuklarımızı sertifikalarını almak üzere sahneye davet ediyorum. I would like to invite the members of the Italian group and the Lithuanian group onto the stage to take their certificates, please. All the members of the group, please. Var aslında Özlem. Yukarı çıkabilirsin. Yukarı çık. Üst kattayım. Hı? Ben şimdi sen girdin mi? Ha? Bak bak bak. Yukarı bak. Yukarı bak. Sertifikalarını vermek üzere Nilüfer Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Naci Kale'yi sahneye davet ediyorum. Thank you.
Teşekkür ederim.